Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün sizlerle chess.com üzerinden bulmaca çözeceğiz biraz. Tabii ki chess.com'da bulmaca çözmenin 3 farklı yolu var. Bir eğitim dediği normal önümüze sorular getiriyor. Çözmeye çalışıyoruz. Bulmacaya hücum var. Benim çok sevdiğim bir bulmaca türü. 5 dakika veriyor bize ve önümüze gelen tüm soruları yapmaya çalışıyoruz hızlı bir şekilde. 3 tane hata yaptığımız zaman sona eriyor ve kaç tane doğru çözdüğümüze bakıyor puan vermek için. Ve muharebede bulmacaya hücumun başka birisiyle meydan okuyarak, yani başka birine karşı yaptığımız bulmaca türü. Hepsini deneyeceğiz tabii ki. Öncelikle bu eğitimden başlayalım isterseniz. Bu gibi pratik videolar gelecek tabii ki her zaman. Bazı konumlara bakamayız ya da bir turnuva yapamayız. Bunlar da güzel oluyor video eşliğinde. At D3 geldi rakip. Vezirini istiyoruz ama o da bizimkini istiyor. Aldım, aldı. Evet, net bir şey göremiyorum. Ama vezirle şah çekip vezirimi kurtarıp sonra alabiliyorum herhalde. Sanırım cevap bu. Evet. Bunu biraz hızlı yapmamız lazım. Çünkü süreye göre puan veriyor. Oo, sınırsız üye olmamız lazımmış bunun için. Neyse, tamam, biz sanırsam bu muharebeyi sınırsız yapabiliriz. Ama bulmacaya hücumda gene biraz yapabiliyoruz sanırım. Bulmacaya hücum yapalım hemen. Evet. File 1 direkt mat ettik. Evet, bunu alıp sanırım sürebiliyoruz. Bunu alacağız tabii. Şimdi buradan mat var tek hamlede. D1 boşta. G7 boşta. Tek hamlede mat. Kalesi boşta. Ve en son vezir F7 mat ediyorduk. Şimdi buna vurup buradan mat edebiliyoruz. Fille mi atla mı? Sanırım fille. Çünkü fil önce C6 açmasına baskı yapıyorduk. Burada arkadan kalesi boşta kalıyordu. Çatal atıyoruz ve atımızı basitçe kaçıyoruz. Ve şimdi A4 boşta, sonra D5. Evet, buraları hızlı yapmak durumundayım çünkü süre var. Evet, şah G8 yaptı. Herhalde at F6 şah çekeceğiz. Sonra at D5. Ve C7 boşta. Şimdi E5'i aldı. Rakip D3 ve G4'ü istiyor. Vezirimizi istiyor. Evet, burada sanırım vezir G7, sonra buna vurup H8 alabiliyoruz. Burada at G4 şah çekerek geliyor ve filimizin kuvvetinden ötürü taşı kapatmak zorundaydı. Şimdi vezir C5, vezir C2, ardından vezir C1 mat istemiyor. Vezirimiz tutuyor. Demek ki rahatız. Zamanımız var ama kale G7 direkt mat ediyor. Evet, konumu arzu etmektense direkt hamleyi bulmak daha mantıklı olabilir. Şimdi at C5 ve vezirini vurmak zorunda sanırım. Evet. Şimdi burada vezirimizi çeksek at E6 çatı atacağız. Bu yüzden vezir E7. At E6 mat isteyerek geliyoruz. Kale E8 atımız açmaz aldı ama bu bir şey ifade etmiyor sanırım. Burada direkt kale D7 ile filini istesek. Evet, böyle düşünmek istiyorum. Ha, at F8 alabiliyormuşuz ya. Tamam. Şimdi F4 ve taş düştü. Burada kale A8 şah E7, kale B8 alırsam ne oluyor? Kale F7 alırsam ne oluyor? Evet. Ben direkt kalesini alayım ya, uğraşmayayım ya. Aldım. Ve kale G4. Kale G5. Kale vezir çarpı G2 mat istiyordum. At C6 geldi, şimdi at F4 ile şah çekebilirim. Bunu da alabilirim. Açmazdan boştaymış direkt. Evet, biraz hızlanmam lazım sanırım. Evet, kalesini korumak zorunda olduğu için şah ayrılamıyor. Veziri değişmek istiyor rakibim. Değişsin. Arkada kalesi boşta. Sürdüm. Sürdüm. Ve vezir çıktım. Vezir F7, kale F7, kale F7, şah G8, at F6, şah H8, kale H7 mat. Çok güzel. Şimdi vezir D6 gelsem alırsa E8 alıp F8'den mat ediyorum. Alamaz, bu yüzden şimdi vezir boşta kaldı. Şimdi D4'de bir baskı var ama rakip yeterince
koruyor mu? En son E2'den çatı atıyoruz. Şimdi at E4 geldi. At E4 boştan, vezirimiz boşta en son. Bu yüzden veziri bir şekilde kurtarmamız lazım. Tempo aşağı çekemiyoruz. E1 alabiliyoruz. E1 alsam ne yapıyor? Bir şey yapamıyor herhalde. Aa, kaçırdım herhalde, bir şey kaçırdım. Evet, burada vezir gibi sonra vezir çıkıp mat ettik. Kaleye 1, kaleye 1, vezir G4. Kaleye 1, kaleye 1, vezir G4. Alsaydı kale C7 kapatacaktım. Şimdi bu boşta. Şimdi vezir E5, vezir F6 kırdım. At C7'den sonra kaçış yok. Ama o da benimkini istiyor. B2 alabiliyorum. Ama bunu da alabiliyorum. Ben bunu alacağım. Tamam. Şimdi evet. Fil B6. Fil G3 yapabilsem çok iyi olurdu. Evet. Fil B6, şah B6. Vezir F'yi de alamıyorum. Kale E'di mi yapmak lazım? Kale E'di herhalde. Evet, herhalde kale E'di. Çünkü mat ediyoruz. Şimdi fil A7 ve vezir C8 mat. Evet, bu oyun sonu kazanç mı? Kazanç sanırım. Çünkü o pozisyon alıyoruz. Evet, 36 yaptık. At D5 geldi. Alamayız. At E7 var. Evet, bu soru gerçekten de kafamı karıştırdı. Evet. Sürede çok azaldı. Nereden mat ediyoruz ya? Şöyle mat ediyoruz. Evet, şimdi... Ah, değmiş. Bu da değmiş. Neyse. 38 gayet güzel bir skor. Hadi bir tane daha oynayalım isterseniz. Evet, günlük sıralamada, saatlik sıralamada 3.yüz 38 yaparak. Günlük sıralamada kaçıncıyız? Herhalde millet iyi yapmıştır ya. O 85 yapmış birisi. Spicy Caterpillar. 85 ne ya? Sen insan mısın arkadaşım? 5 dakikada 85 nasıl yapabiliyorsun? O 85'i 5'e böl. Abo, çok fazla. 18 falan mı ediyor? 19 ediyor sanırım. Neyse, çok hesaplayamadım. Yeni oyuna geçelim. Dakikada 19 falan yapmış adam. Çok ciddi bir skor bu. Neyse, biz kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz. Hadi bakalım. Vezir H2 mat. Fil F7. Aa, ne fil F7'si? Orada herhalde mat vardı bir şekilde. Veziri kurtarıp vezirini aldık. Evet, bu var. Burada bildiğimiz klasik mat. Ve şimdi vezir G4 girdi ama vezir H7 mat ediyoruz. Şimdi burada bilinen bir taktik, H8 boşta kalıyor en son. Burada kale E5, sonra kale E8. Burada kale G8. Kaleyi kapatınca alacağım. Sonra E1 boşta. E4'ü alsam o da alacak. Önce buradan şah mı çeksem? Ben önce şah çekeceğim. Sonra bu boşta kalıyor. Bunu alacağım, alınca fil alacağım. Almasaydı kale merdiven mat ediyordum. Buradan taş boşta. Herhalde kale F8. Evet, burada yine o pozisyonu rakip alıyor ama. Bunu herhalde yapmak zorundayız kazanmak istiyorsak. Tamam, o pozisyonu biz alıyormuşuz. Tamam. Flash yedi, şah yedi. Şimdi burada kale G7 direkt açarak vezir boşta. Kale H7 vezir, H5 mat. Burada biz de onun vezirini alıyoruz. Önce kalesini alacağız, sonra C1 boşta. Evet, bunu alıp E8'den çatı atıyorum. Burada iki taşa kale oluyor. Bu oynanır. Burada çatı attık. Önce şah çekip sonra buradan H5 ile mat edebiliyor muyuz? Sanırım... Aaa! Ha, at F2 mi vardı? At F2 vardı sanırım. Sanırım at F2 vardı. Şimdi vezir C4. Şah G7'ye ne yapıyorum? Fil F5 mi yapmam lazım? Bu soru beni bunalttı. Sanırım vezir C'de. Evet, fil G2 vurabiliyor muyum? Sonra vezir C6 geleceğim. Sanırım oluyor. Sonra bu.
Ya da bu. Evet, kale G3 alsam. Kale G3 alayım ya. Aa. Ya kale G3 alınca kale veriyorum ama bunu alınca da F2 alacak. Ha, vezir H6 varmış. Bunu nasıl kaçırdım? Bir dakika ya, vezir H6 yok. Vezir alacağım. Kale F2 alacak diye gördüm. Ama ben de ha, kale G3 vurup sonra vezir C3'ten onun kalesini alabiliyorum. Evet. Kale D3, kale F2'ye. Kale G3 vuruyorum. Şah G3'e. Vezir C3. A1 alıyorum en son. Sanırım böyle bir şey olması lazım. Evet, bir tane daha bulmaca yapalım, sonra muharebe oynayalım. Ya da direkt mi muharebeye geçelim? Direkt muharebeye geçelim. Bakalım rakiplerimiz nasıl olacak. Evet. Video 10 dakika, 10 dakika olmuş. Atı 4 geldi. Şimdi kale... Evet, rakibimiz bu arada Kanadalı bir oyuncu. 1800'lük. E5 boşta. Hop, mat ediyoruz. Kaleyi kapatıp atı açarak bir şeyler yapabiliyorduk sanırım. Allah, mouse donkluk yapıyor. Evet, burada direkt taş boşa koydu. Burada mat var tek hamlede. Burada taş boşta. Mouse yüzünden istediğim hamleleri yapamıyorum. Mouse çok donukluk yaptı. Neden böyle yaptı anlamadım. Evet, şimdi buna vurmak zorunda. Hop, G7, sonra vezir çıkıyoruz. Şimdi buna vursam. Niye vuruyorum ki? Sağlam oynamak lazım. Burada mat edebiliyor muyuz? Evet, en son kale 8 mat oluyor. Evet, burada ne var? Kale G4 mü var? Kale G4 direkt kazanıyor. Şimdi burada kale F5, vezir D2'ye girebiliyor. Burada akıllıca bir şey yapmam lazım. Vezir B'de almak lazım. Evet, o da bizim vezirimizi istiyor ama. Fil D4, fil E6, fil B2. Ha, fil D4, fil A6, fil E5 var. Niye? Bunu böyle şeylere kaçırma Hakan. Vezir F1, sonra fil C6. Burada niye bu kadar donukluk yapıyorum anlamadım. Basit bir şey olması lazım. At A4 mü var? At A4 vezir düşüyormuş ya. Taş önde kaldık. Şimdi kale C6, fil F3. Ama o da B5'i alacak. Ama at D6 şah çekiyorum diye gördüm. Ama neyse, sanırım şahımın zayıflığından ötürü bir şeyler vardı orada. F6. Vezir de vuracak. Neyse, bayağı fark attım rakibi. 3 yanlış yaparsam kaybediyorum. Ve burada vezir G3 boşta. Filin açmazından ötürü. D7 boşta. Ve şimdi at C3 yapabiliyor muyum? At C3 ya. Zaten tek hamle. Evet. At E5. Şah F6 tek hamle. Vezir F'de mat. O yüzden... Kale E5. Neyse, kazandım bunu. Allah'tan kazandım. Çok kötü oynadım bunu. At E5 nasıl bir hamle? At H8 yapmam lazım herhalde. At H8, şah F6'ya, vezir F'de mat edecektim. Ben niye kale E5'i görmedim? Neyse, şansımıza kazandık. Rakip de 3 hata yapmış. Bu direkt boştu. 2.300'lük rakip geldi. Bunu kaçırmamam lazım. Evet. Ops. Evet, şimdi bu elemanı yenmek için biraz sessiz olabilirim. Kusura bakmayın. Evet. Kale. Burada direkt at G2 varmış. Bunu herhalde alacağım. Başka çarem yok. At G3, FG3. At C3 ve vezir H1 mat. Çarpazdan şah çeksem ne yapıyorsun? Evet. Bu kale F1 düşüyor herhalde.
Evet, G8 boşta çaprazda. Vezir G5'te çatı atıyoruz. En son böyle çatı atıyoruz. At E6 vursam kazanıyor muyum finali? Sanırım kazanıyorum. Oo, bu çok karışık bir konum. Vursam. Evet, burada saptırıp G2'den mat ettik. Vezir F4, şah G8 AT7, sonra vezir alıyoruz. Şimdi burada F3'te bir şey var, file F6. Ah, file F6 değilmiş. Neyse, şimdi bulamadım onu. Kafaya takmamak lazım. Aşağıdan mat etmek istiyor bizi. Ne yapacağız? H6'yı alabiliyoruz. Vezir C6 fil A6 mat. Bu bilinen bir tema. Ops. Evet, rakip de hata yapıyor ama bizden daha çok soru yaptı şimdiye kadar. Kale B8. Kale. Evet. Hızlı hızlı yapmam lazım şimdi burayı. Aa! Nasıl hata yaptım bunu? Vezir F7 yapmayıp ne yapacağız? Vezir F7 yapmayıp ne yapacağız acaba? Aa, vezir C8 varmış. Oo, bunu nasıl kaçırdım? Vezir C8 varmış. Rakiple rövanş oynamak istiyorum. Rövanş oynamak istiyorum. Gel bir daha, hadi. Hadi. Hah, geldi, güzel. Bu kez yeneceğim. Hadi. Direkt mat. Direkt mat. Ya hayır, mouse tutukluk yapma. Mouse beni salsa bu adamı yeneceğim. Ama evet. O yine flash 2 var. Atı B5 mat. Vezir B4, vezir A3. Kaleyle vuracağım, sonra vezir H8. Evet, şimdiden rakibe fark attık sanırım, bize avans falan mı verdi? Ben görmedim ama. Sürsem kazanıyor muyum? Bize avans vermiş olabilir rakibimiz. At F6, boğmaca matı. Fil B'ye çaşmaz aldık. Vezir B6, her şeyi alıp mat ediyorum. Fil G5, açarak vezir boşta. C4. At B2 ve at A5. At B7 ve at A5. At G5. Fil D5. Şimdi vezir H8. Mouse tuzluk yapmasa. Ah, mouse. Valla sinir oldum mouse'a. Sanki mouse diye bağırınca düzeliyormuş gibi. Bir de bağırıyorum. Bu boşta değil mi? Oh, planı buymuş. Kale G5 alacağım. Bunu alacağım. Ya da bu böyle gelsem. Ah, yine mouse almıyor ki. Hem vezir hem atı istiyorduk. At kaçınca mat oluyordu eskiden. Saptırma teması. Fil G1 ile kale H2 istesem. Evet, şu an öndeymişiz. Ben yeni yeni bakıyorum şimdi skora. Bunu yapsam ne yapıyorsun? Kırarsa piyonla. Şimdi bu boşta, evet. Of. Uyuz oldum ya mouse'a. Vezir C6 gelesim var. Kale C2, kale C'de. Sanırım kale C2, evet. Çünkü hem F2 hem de C7 istiyorduk, kale istiyorduk. Evet, şu anda çok güzel ilerliyoruz. Nazar değmesin. Evet, kale D5 mi? Hayır, önce bu. Evet, şimdi kale D5. Başta kale D5 alsaydık kale D8 kapatıyordu şah çektiğimiz zaman. Bunu alacağım. Şimdi fil D4 yapacağım. Evet. HG. Aa, rakip bu arada. Evet, kazandık bunu. Çok güzel oldu. Ama ben bitirmeyeceğim erkenden. Galibiyet iddia etmeyeceğim. Çünkü daha fazla yapabileceğime inanıyorum. Sürede bitti. Güzel. 32. Rövanş gel. Buryushin'in. Evet, güzel yendik.
Ve bir anda 2164 olduk. Bayağı bir gömlek atladık. Evet, video 19 dakika olmuş. Bu videomuzun da o zaman sonuna geldim arkadaşlar. Bu video biraz kısa oldu. Aslında kısa olmadı, uzun oldu. Burada Lichess bulmacalarından, şey ne Lichess ya, Chesscom bulmacalarından bahsettim sizlere. 3 tane Chesscom bulmacası var türü. Biraz oynadık. Güzel oldu bence. Böyle videolar istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve kanalımızı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Satrançla kalın. Sağlıcakla kalın.